Operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar şimdi çember ranti ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu kazananlar bilir. İnşallah kazanan biz olacağız. Atak, saldırı devam edecek. Bu soru tarzından sonra artık dönüşümlerle ilgili soru tarzlarına geçiyorum. Çember anetini konu anlatımı olarak bitirmiştim. Destekleyen sağlam sorularda çözmüş oluyorum. Devamında dönüşüm geometrisi geliyor. Arkadaşlar şimdi burada çemberlerimizin denklemlerini dikkatli bir şekilde inceleyelim. Dik koordinat düzleminde bu iki tane çember denklemi verilmiş. Şimdi bu çemberin merkezini ve yarıçaplarını bulalım arkadaşlar. Şöyle bulunuyor. Merkezi ne oluyor bunun? Şurada gördüğünüz eksi 2'nin zıttını alıyorsunuz. 2. Yine burada gördüğünüz eksi 2'nin zıttını alıyorsunuz. 2. Burası da R kareydi. R kare 4 ise o zaman R ne oldu? 2 oldu. Çemberimizin bir tanesinin merkezi 2'ye 2 noktası. Yarı çapı 2. Şimdi gelelim buna arkadaşlar. Burada çıkan bir sayı yok. O zaman burada merkez ne oldu arkadaşlar? 0. Burada ordinatı ne oldu merkezin? O da 0. Yine buradan R kare diyorum. R kare 4 ise R ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları koordinat sisteminde çiziyorum. Dik koordinat düzleminde çiziyorum. Şöyle bir şey çizelim. Dikkatli bir şekilde. Şimdi şu çember merkezi 2'ye 2. Iki. Şurası 2 noktası olsun. Şurası 2 noktası olsun. Merkezi 2'ye 2. Iki, tamam. Yarı çapı da 2 olan çember. Yarı çapı da 2 olduğu için arkadaşlar şöyle şuraya bakın çizerken şöyle dikkat edin. Hatta şu renkle çizeceğim. Ee, şöyle yarı çapım benim 2. Yine şurası da 2. Şöyle dikkat edin. O zaman şöyle bir çemberden bahsedebilme şansımız var. Evet. Bu şu çember, tamam. Onu çizdim. Şimdi arkadaşlar, diğerini çiziyorum. Diğerinde de merkezim sıfıra sıfır, yarı çapım iki. Şöyle bir şey yapabiliriz. Merkezim sıfıra sıfır, tamam. Ee, yarı çapım iki. Yarı çapım iki olduğu zaman arkadaşlar, özellikle bakın şu elit renge geçeceğim. Senin yarı çapını bakın buradan iki yapın. Ee, yaklaşık olarak, tamam mı? Şöyle şuralara bir yere gelirsin. Hani böyle buraya kadar gidemezsin. Niye? Burası 2 2 2, 2 yapar. 2-2-2'den daha fazladır. Dolayısıyla şekli mantıklı bir şekilde çizdiğiniz zaman e, yaklaşık olarak tamam şuradan da geçecek. Yine şuradan da geçecek. E, şöyle bir şekilden bahsedebilirsiniz. Şöyle bir şekilden bahsedebilirsiniz. O zaman burada ben artık birazcık yorum yapma hakkına sahip oldum. Bu arada çemberler nerede kesmiş oldu arkadaşlar? E, bu noktada yani burası sıfıra iki noktası. Yine bu noktada ne? 2'ye 0 noktası. Burada kesilmiş oldu. Şimdi diyor ki bu iki çember eksenler üzerinde kesişirler. Evet doğru. X ekseninde ve Y ekseninde kestiler. Eksenler üzerinde kestiler. Bu öncül doğru öncül. Bu iki çemberin kestikleri bölgenin alanı pi 2 birim karedir. Şimdi arkadaşlar kestikleri bölgenin alanını bakın ben özellikle boyuyorum. tam şu gördüğünüz kısım tamam mı? Şu gördüğünüz kısım. Ben bunu çok iyi bir şekilde anlayın diye tekrardan şuraya çizeceğim. Bu oyuncu doğruydu bu arada. Şöyle iki tane e, çember çizelim. Şöyle dikkatli bir şekilde baktığınız zaman tamam. Şurada bir yarıçap var. Burada bir yarıçap var. Kesikler bölgenin alanını bulmak için şurayı bulmamız gerekiyor. Peki orayı nasıl bulabiliriz? Şimdi arkadaşlar şuradan da birazcık yine gidelim. E, öncelikli olarak şurada 90 derecelik bir daire dilimi var. Bakın şu şekle çok dikkat edin. Şurada bir 90 derecelik daire dilimi var. Şöyle de çizersem bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla burada alanı bakın şöyle büyütüyorum özellikle daha rahat görün diye. Şurada alanı ikiye ayıracağım. Yani bir şuradaki alanı bulacağım. Bakın. Bir de şuradaki alanı bulacağım. İki parçalık bir alandan bahsediyorum. Yani o kestikleri yerde şu aşağıdan da gösterirsek biraz daha şöyle yakın olsun. Çizim. Şu alanla şu alan birbirine eşit. Demek ki ben o zaman şurayı bulursam bu kestikleri bölgenin alanını bulabilirim. Çünkü kestikleri bölgenin alanı e, şundan iki tane var. Bakın noktayı koyduğum bölgelerden iki tane var. Peki ben orayı nasıl bulabilirim? Şimdi onu düşüneceğim. Şöyle bir şey mi yapsak? Evet orada biraz işlem yapacağız. Ekranımız lazım bize. Şöyle bir şey yapsak. Şu 90 derecelik daire dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkarsam bir tane noktayı bulsam. Yani şu boyadığım yeri bulsam. Nasıl bulacağım orayı? Şöyle bir şey yapacağım. 90 derecelik daire dilimi. Ee, o alan ne yapar? Pi çarpı yarı çapım 2. Iki, 2'nin karesi çarpı e, 90 bölü 360 yapıyorum arkadaşlar. Buradan ne geldi? Pi gelmiş oldu. Bakın pi geldi. İşlemleri yaparsanız pi. Peki ben şu ikizken üçgenin alanı çıkaracağım. 2. Taban 2, yükseklik 2. 2 kere 2 4. 4'ü 2'ye bölelim. Ne geldi? O da 2 geldi. Tamam. O zaman ben şu komple üç e, ee, daire diliminden bu daire diliminden şu üçgeni çıkarırsam işte şu kırmızı bölgeyi bulacağım. O zaman ne olacak? Pi eksi 2 gelecek. Ama bundan 2 tane var arkadaşlar. Bir yukarıda bir aşağıda var. Bunlar da birbirine eşit. O zaman pi eksi 2 ile 2'yi çarparsanız ne olur? Bu iki çemberin kestikleri bölgenin alanı 2 çarpı pi eksi 2 olacaktır. E, dolayısıyla bu öncülümüz yanlış bir öncül olmuş oldu. Şimdi diyor ki bu iki çemberin birbirlerine en uzak noktaları arasındaki uzaklık 4 artı 2 2'dir. Şimdi arkadaşlar en uzak noktalarını bulacaksak o zaman şöyle bir e, şekilden bahsetmemiz lazım. Bakın siyah renkle çizeceğim. Çok dikkat edin. Şöyle e, merkezlerinde birleşmiş olacağını düşünerek şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Tamam mı? Şurası yarı çaptan dolayı 2. Burası yarı çaptan dolayı 2. Iki. Bura 2 idi. Bura 2 idi. O zaman burası da ne yaptı? 2 kökü mü yaptı? O zaman en uzak 2 nokta arasındaki uzaklık 4 artı 2 kök 2 olmuş oldu. Bana da ne diyor? 4 artı 2 kök 2'dir. O zaman cevabımız ee, da 3 seçeneğiydi. Doğru olmalı. Hangileri doğrudur diyor? 1 ve 3. Arkadaşlar bu sorumuz metin yayınlarının AYT e, matematik denemesinden bir soruydu. E, çember analitiği ile ilgili bence böyle tam sınavın tadında bir soruydu. E, güzel olmuş oldu. Arkadaşlar işlem sorularında ekrana çok odaklanıyoruz. İşlem hatası yapmayalım diye böyle dikkatimizi veriyoruz. Siz de sınavda dikkatinizi verin. Çemberin antik ile ilgili konu eksiniz varsa gidin. Konu altın videoları muhakkak dinleyin. Ee, ve videoyu buraya kadar dinleyen arkadaşlar ben bir kıyak yapacağım. Bu 16x12 problem denemem vardı. Bu denememin çözümleri şu anda ekranın sağ üst tarafında çözüm barkodları çıkacak. Alamamış olabilirsiniz arkadaşlar. Çözüm videolarına girip güzel bir tekrar yapabilirsiniz. Ben yine soru seçip paylaşacağım ama sistemli bir şekilde sizinle de paylaşmış olayım buraya kadar dinleyen yoruma bir özlü söz yazıyor suda hoşuna giden bir söz yazıyor Tamam mı kendinize iyi bakın